Merhaba sevgili ikizler. Şimdi size 2019 yılında bilmeniz gereken 5 tane en önemli maddeyi söyleyeceğim. Bunlar tabii ki de Jüpiter, şanslı olduğunuz yer, Satürn, bu sene öğreneceğiniz ve öğrenmeniz gereken şeyler, enerjinizin düşük olduğu, enerjinizin yüksek olduğu yer, aynı zamanda Merkür'ün 3 tane her sene ters dönmesi olmaz sanki. Halbuki 3 kere ters dönüyor. 3 tane ters döndüğü alanlar her bir alanda sizin farklı hayatınızdaki şeyleri etkileyecek. O yüzden hangi alanlarda etkileyecek, ne yapmalısınız? Ve son olarak 5.'si tutulma bu sene olacak. Tam güneş tutulmasında sizin hayatınızda nereye etkileyecek? Ve burada nasıl bir açılım, nasıl bir dönüşüm, nasıl bir değişim yaratacak? 5 maddeyi açıklıyorum. İkizler burcundan itibaren açıkçası Jüpiter ikizler burcunun ilişki evinde. O yüzden ikizler burcunun ilişki evinde olduğundan dolayı ikizler 2019 yılında ilişki hayatında açıkçası çok çok şanslı. Sadece şöyle bir şey var, bunu söyleyeceğim, bunun farkında olun. Yani bunların hepsinin farkında olmanız sizi gerçekten çok olumlu yönde etkileyen şeyler. Jüpiter İkizler burcu için açıkçası, bir dakika, çok hemen söylüyorum, çok çok önemli bir nokta. Evet, Nisan ayından Ağustos ayının sonuna kadar, özellikle ortasına kadar olan bölümde Jüpiter ters dönecek orada. Bu ilişki hayatınızda orada daha Jüpiter ters döndüğü zaman Jüpiter enerjiyi içeriye daha yönelik veriyor. O yüzden ilişki hayatınız için bu dönemde, yani Nisan ayından Ağustos ayının sonuna kadar diyelim, Nisan ayının işte başından Ağustos ayının sonuna kadar olan dönemde Jüpiter'in ters dönümü ilişki hayatınızla ilgili daha dikkat edin. Çok büyük şifalanmalar yaşayabilirsiniz. Kendinizi ilişki hayatınızla ilgili şifalandırmaya yönelin. Ama zaten 2019'un ocağından itibaren 2019'un Kasım ayına kadar olan süreçte Jüpiter sizin için çok büyük şifalandırmalar ve ilişki hayatınıza çok büyük açılım, büyüme, genişleme ve rahatlama meydana getireceğini gösteriyor. Jüpiter çünkü nerede olursa orada bir enerjiyi açar, büyütür, genişletir ve çok olumlu bir etki ortaya çıkartır. Ters dönmesi de aslında bir taraftan iyi bir şey. Orada bir şifalandırma yapacağınız, sizin bir şeyleri keşfetmeniz, fark etmeniz gerektiğini göstereceğini de aynı zamanda gösterir. Sadece o dönemde ilişkinizle ilgili çok önemli şeyler yapmayın. İşte Nisan'ın başından Ağustos'un sonuna kadar mesela evlenmek vesaire gibi, nişan vesaire gibi daha sonrasında yapın. Bunlar tabii ki çok önemli. Bir de Merkür'ün ters döndüğünü söylediğim zamanlarda yapmayın tabii ki de. Satürn İkizler Burcu'nun özellikle 2019 yılında 8. evinde. Yani bu dönem işte başkalarından alacağınız paralar ya da finansal bazı konularla ilgili ya da beklediğiniz miras ya da başka yerlerden gelen para konuları ya da alacağınız bazı şeylerle ilgili çok mutlu olmayabilirsiniz. Ama 8. evde olmak demek sizin güç alanınız bir taraftan 8. ev ve başkalarından gelen paraları da gösteriyor. 7. evden itibaren 2. ev çünkü. 2. evde para evi. O yüzden bu dönemde kendi gücünüz, etrafınızdaki insanların olması ile ilgili birazcık daha çalışmanız ve öğrenmeniz gereken şeyler olduğunu gösteriyor. 2019 yılında özellikle kendi gücünüzü daha fazla keşfetmeye, kendi gücünüze sahip çıkmaya, kendi güveninize, kendi mutluluğunuza, kendi yaşamınıza, kendi bedeninize daha fazla sahip çıkmaya önem göstermeniz lazım. Kendi bedeninizin değerini daha fazla bilmeniz lazım. Kendi yaşamınızın değerini daha fazla bilmeniz lazım. Yaşamı daha çok sevmeniz lazım. Bunlar Satürn'ün özellikle size bu dönem öğreteceği bazı şeylerden birkaçı. Tabii bu alanda da çok büyük değişim dönüşümde yaşayabilirsiniz. Bu da çok önemli bir şey. Ve gel gelelim Merkür'e. 2019 yılında Merkür İkizler Burcu'nu nasıl etkileyecek? Merkür'ün ters dönüşü. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü 3 kere ters dönüyor. İlk önce Mart ayında ters dönecek. Mart ayında ters döneceği için 15 gün öncesi, yani Şubat'ın ortasından 15 gün sonrası Nisan'ın ortasına kadar bir etkisi olacak. Merkür özellikle kariyer alanında etkileyecek. Kariyer alanında etkileyeceğinden dolayı 2019'un Şubat'ın 15'inden 2019'un Nisan'ın 15'ine kadar olan süreçte kariyerle ilgili önemli bir şey yapmayın. Dikkat edin, o dönem olabilecek her türlü yanlış anlaşılmalar, gerginlikler, iletişim problemlerine dikkat edin. Önemli bir şey imzalamayın ve sakin olun, ani kararlar almayın. Yani kariyer alanında genel olarak dikkat edin. Bu çok önemli bir şey.
Ve kariyerinizde o dönemde mesela size iyi gelecek eğitimler alın. Kendinizi iyi geliştirecek şeyler öğrenin. Ve kariyerinizle ilgili kendinizi şifalandıracak şeylere yönelin. Bu çok önemli. İkincisi, ikizlerin üçüncü evinde yani iletişim evinde Merkür ters dönecek. Bu da Temmuz ayında yani Haziran'ın ortasından Ağustos'un ortasına kadar olan süreçte. Bu süreçte de özellikle üçüncü ev iletişim bir taraftan yine genel iletişimleriniz, mesela hayatınızdaki bütün çevrenizle, network'unuzla olan iletişimlerinizle ilgili dikkat edin. Ve tabii bir taraftan da sizin kardeşiniz, kendinizden küçük kardeşinize eğitim hayatınızı gösteriyor. Bütün bunlarla ilgili olan şeylere bu dönemde dikkat edin. Ve son olarak da Kasım ayında ters dönüyor. Merkür ikizlerin 6. evinde. Kasım ayında ters döndüğünden dolayı Ekim'in 15'inden Aralık'ın 15'ine kadar olan süreçte 6. bizim beraber çalıştığımız insanlar, iş yerimizdeki, çevremizdeki insanlar, mesela ev hanımları için aynı zamanda komşuları gibi şeyleri temsil ediyor. Bütün bunlarla ilgili iletişim problemlerine karşı dikkatli olun ve sakin olun. Yanlış anlaşılmalara karşı da ve önemli adımlar, ani kararlar almayın. 6. ev aynı zamanda başarı ve yaptığınız yatırımların üstüne alacağınız paraları da gösteriyor. O yüzden bu dönemde bütün bunlarla ilgili dikkat edin ve çok başarı elde etmeniz gereken önemli bir organizasyon, önemli bir şey varsa o döneme koymayın. Yani bu her şey için olur. Hani o döneme koymayın. Evcil hayvanlarınız aynı zamanda. Evcil hayvanları şifalandırma yönelik çalışma yapın. Yani her türlü her şeyine dikkat edin. Böyle bir dönem ama geçecek gidecek. Ve son olarak 5. çok önemli bir alan. 2 Temmuz'daki olacak tam güneş tutulması Merkür'ün para evinde olacak. 2. ev konuşma, cinsellik, para, yatak hayatı, erken çocukluk dönemi gibi. O yüzden parayla ilgili çok büyük bir değişim, çözülüm, patlama, açılım vesaire olabilir. Böyle bir şey olduğu zaman sakin olun, dikkatli olun. Olur, biter, değişir. Bazı ödemeler çıkabilir ya da bazı şeyler olabilir ya da parayla ilgili çok pozitif bir açılım yaşayabilirsiniz kişinin haritasına göre. 2 Temmuz'dan sonra aynı zamanda cinsel hayatınız, konuşma hayatınızla ilgili çok pozitif açılımlar da olabilir ama aynı zamanda negatif bir şeyler varsa orada onlar dışarıya çıkıp temizlenmeye yönelebilir. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Çok önemli bir şey. Ben bütün videolarımda söylüyorum. İyilik yapın, hayvanlara yardım edin, onu yapın, bunu yapın. İnsanlar diyor ki ay Can ne diye böyle şey yapıyorsun? Çok önemli. Çünkü astroloji haritanızın daha iyi bir noktaya gitmesi, yani hayatınızda daha rahat etmek istiyorsanız iyilik yapmanız lazım. Çünkü aksi halde bütün bilgilerde böyle çok daha olumsuz bir şekilde yaşıyorsunuz iyilik yapmadığınız zaman. Çünkü iyilik yaptığınız zaman nötralize oluyor olumsuz şeyler. Mesela o 100 şiddetinde, 90-80 şiddetinde yaşayacakken 70-60-50-40-30-20'ye kadar düşebiliyor. Sizin yaptığınız iyilik, yani sizin içinizdeki vicdanınızı, sevginizi yüceltmeniz, göstermenize bağlı olarak. Aman benim çevrem o kadar iyilik yaptı ne oldu diye düşünmeyin. Demek ki yeteri kadar yapmamışlar veya egolarına yönelik yapmışlar. Yani akrabasına yardım etmiş, bilmem ne yapmış. Benim annem babam o kadar akrabasına bilmem neyine ne yaptı falan. Öyle değil. Hiç tanımadığınız insanlara iyilikler yapın mesela. Mesela Darülhazede, Darüşşafaka'da, barınaklardaki hayvanlara yapın. Yani elinizden gelen her hafta, her gün düzenli olarak iyilik yapın, ağaç diktirin. Sokaktaki hayvanları evinize alın, mama verin, kedi köpek sahiplenin. Düzenli olarak iyilik yaptığınız zaman görün bakın hayatınız bambaşka bir noktaya varacak. Tabii çok kötü şeyler yaşıyorsanız o zaman öldürmeden beslenmeye geçin, vejetaryen olun. Çünkü o zaman çok daha yumuşak bir şekilde ilerliyor. Yani bütün bunların hepsine özellikle dikkat etmeniz lazım. Çok çok önemli. İyilik yapmak özellikle en önemli şey. Hani bunu işte sosyal sorumluluk bilmem ne diye söylemiyorum. Gerçekten astroloji harita ve astrolojinin gösterisi. Astroloji çünkü sadece ay şöyle olacak böyle olacak değildir. İnsanın bütün hayata karşı algısını ve aynı zamanda yapması gereken şeyleri gösterir. Çok önemlidir yani gerçekten. Çok büyük farkındalık ve aydınlanma katar. O yüzden iyilik yapın. Merhaba sevgili yengeç burçları. Sizin için 2019 yılında bilmeniz gereken en önemli 5 maddeyi sizlerle paylaşıyorum. Bunlar en şanslı olduğunuz nokta, bu sene size öğreteceği ve ders alacağınız noktalar, enerjinin düşük olduğu, enerjinin yüksek olduğu nokta, Merkür'ün 3 tane, her sene 3 kere ters dönüyor ya, 3 tane hangi alanlarınıza ters dönecek ve hangi alanlarınızı etkileyecek o ters dönüşler ve son olarak da 2 Temmuz'daki tutulma sizi nerede, ne için, nasıl etkileyecek. Şimdi başlıyoruz. Yengeç burçları için Jüpiter bu sene
6. evine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. 6. evde olduğundan dolayı sizin bu sene çok büyük başarılar elde edebilirsiniz. Annenizin kardeşleri yani dayınız, teyzenizi çok olumlu yönde etkileyecek bir süreç. Aynı zamanda evcil hayvanlarınızı çok olumlu yönde etkileyecek bir süreç. Mutlaka evcil hayvan sahiplenin, satın almayın, sahiplenin. Bu çok önemli bir şey. Sokaktaki evcil hayvana yardım edin. Çünkü 6. ev evcil hayvanlar ve hayvanlardır. Çok önemli. Aynı zamanda 5. evinizin 2. ev olduğundan dolayı yatırımlarınızdan ve geçtiğimiz dönem yaptığınız şeylerin üstünden çok büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Ve başarılar da elde edebilirsiniz aynı zamanda. Bunun yanında 6. ev sağlığınız, sağlığınız açısından da kendinizi çok daha iyi hissedebileceğiniz, şifalanacak, sizi olumlu yönde de etkileyecek bir yer. 6. eviniz açıkçası yengeçin 6. evi yay olduğundan dolayı ve Jüpiter, yay kendi evi Jüpiter'in orada olduğundan dolayı Jüpiter bir de orada çok daha güçlü. O yüzden çok pozitif bir etkisi sizin üstünüzde mutlaka olacaktır. Çok şanslısınız, hadi ballısınız valla. Ama bunun yanında tabii ki de Satürn, yani sizin bu sene öğreneceğiniz şeyler, Satürn Yengeç Burcu'nun 7. evinde yani ilişki evinde 2017'nin Ekim'inde oraya girdi. O zamandan bu zamana ilişki hayatınızla ilgili öğrenmeniz gereken, fark etmeniz gereken, kendinizi geliştirmeniz gereken şeyler olduğunu gösteriyor. Bununla ilgili bir psikoterapiste, psikoanalize, psikodinamiğe gidin, aile disiplinine gidin, düşünce gücü konularına yönelin. Benim Düşleyin Aynası kitabı mutlaka okuyun. İlişki hayatınızla ilgili bir değişim, açılım, farkındalık ve bir süreçten geçiyorsunuz. Bu sürecin bitimi 2020 Şubat. Az kaldı aslında. 2019 yılı boyunca tabii orada olacak. Ama özellikle dürüst olmak lazım. Bu Nisan ayı ile Kasım ayı arasında Ketu ile Satürn ikisi birden ilişki evinizde olacağından dolayı orada değişim, çözülüm, açılım ve bayağı bir farkındalık gerektiriyor. O yüzden özellikle ilişki hayatınızla ilgili bu dönem daha dikkat edin, daha sakin olun, daha erdemli, iyiliğe yönelik, farkındalığa yönelik kararlar verin. Bunların hepsi sizin için ve ilişki hayatınız için çok çok önemli. Ve gel gelelim enerjinin düşük olduğu yer, başkalarının üstünden gelen paralar. Eşiniz, aileniz ya da başkalarından gelecek paralarla ilgili alan ve güç, kendinizi güçlü hissetmeniz, analitik şeyler ve çevrenizdeki insanlar açısından enerjinin düşük olduğu bir yer. Ama bir taraftan da enerjinin yüksek olduğu yerde açıkçası yemek, para, işte cinsellik, yani sizi daha çok aslında Rahu'nun Ketu'nun etkisi 8. evdeki Ketu başkalarından gelen parayla ilgili etkilerken Rahu hani kasadaki para ve sizin kendi paranız ve aynı zamanda cinsellikle ilgili buralarda açılım ve çözülümler yaratmış zaten. 2018 yılı boyunca parayla ilgili, miraslarla ilgili, bir sürü konularla ilgili farkındalıklar yaşamanız gereken bir dönem olduğunu gösteriyor. Ama siz tabii bütün bunların hepsiyle ilgili de aynı zamanda daha dikkatli olun, temkinli olun. Yemek yemekle ilgili dikkat edin, daha sağlıklı beslenin. Uykuyla ilgili, yatak odanızla ilgili, mesela Feng Shui yapın işte ya da uykuyla ilgili daha dikkat edin, daha erken yatın, daha erken kalkın gibi şeylere özellikle özen gösterin. Bu dönem işte bütün bunlarla ilgili özellikle cinsel hayatınız, para hayatınız, yemek hayatınız, başkalarından gelen paralarla ilgili dengesizlikler yaşıyor olabilirsiniz. Ama bu süreç açıkçası 2019'un Mart'ından sonra bitecek. Sonra 2019'un Mart'tan sonra bu sefer tabii ki de Ketu ilişki evinize, Rahu birinci evinize gelecek. O yüzden çok daha fazla kendinize yönelebilirsiniz. Ve bu sefer ama ilişkinizde karşınızdaki insanı biraz silebilirsiniz ve karşınızda bir insan olmayabilir. Sonra da ama olabilir. Çözülür, biter, gider. Yani ilişki hayatınızla ilgili ciddi bir değişim ve açılım ve çözülüm de yaşayacağınızı aynı zamanda tabii ki de gösteriyor. Bütün bunların yanında da özellikle Rahu birinci, yani bu Rahu enerjinin yüksek olduğu yer, birinci eviniz olduğu için daha çok kendinize yönelik olduğunuz bir yer, bir dönem. Yani 2019 yılı boyunca siz enerjinin yüksek olduğu yer daha siz, enerjinin düşük olduğu yer daha karşınızdaki insanlar. O yüzden bununla ilgili bir dengeleme yapmalısınız, bir farkındalığa yönelmelisiniz. Kendinizi özellikle şifalandırmaya yönelmeniz gereken bir dönem. Merkür'ün ters döneceği yerler özellikle hemen söyleyelim.
Mart ayında Merkür'ün ilk ters dönüşü. O yüzden 15 gün öncesi, 15 gün sonrası Şubat'ın 15'i ile Nisan'ın 15'i arasında ters dönecek. Bu ters döneceği yer sizin daha çok eğitim hayatınız, işte babanız, şanslı kendinizi hissetmenizle ilgili bazı yerleri özellikle yönetiyor ve etkiliyor. O yüzden bütün bu dönem, bütün bunlarla ilgili ve bütün iletişim konularıyla ilgili özellikle dikkat edin. Sonra ikinci tutulma Temmuz ayında. Temmuz ayında olduğundan dolayı Haziran'ın ortasından Ağustos'un ortasına kadar sizin ikinci evinizde, yani para evinizde cinsellik, yemek eviniz olacak. O yüzden bütün bu konularla ilgili, hepsiyle ilgili dikkat edin. Dikkatli hareket edin, ani kararlar almayın. Konuştuğunuz, söylediğiniz şeylerle ilgili çok dikkat edin. İletişimsel problemler olabilir. Bunların farkında olun. Sonra geçer gider biter. Arkasından Kasım ayında olacak son tutulma. Ve bu son tutulmada da sizin yatırımlarınız, bu dönem yatırım yapmayın açıkçası. Ekim'in 15'inden Aralık'ın 15'ine kadar. Çünkü yatırım evinizde olacağı için sizi çok etkiler. Çocuklarınızla ilgili bir dönem. O yüzden onlarla ilgili daha dikkatli olun, daha farkındalık içinde olun. Bir iletişim problemi ya da bir sıkıntı, bir şey olduğu zaman sorun etmeyin. Geçip gidip gidebilecek bir şey olduğunu bilin. Bunun yanında önemli bir imza atmayın bu Merkür'ün ters döndüğü dönemlerde. Bunların hepsi çok önemli. Ve gel gelelim tutulmaya. 2 Temmuz'da tutulma Yengeç'in kendisinde birinci evinde oluyor. O yüzden direkt kendisini, kendi hayatını ve kendi hayatıyla ilgili bir sürü şeyin çok büyük bir değişim ve açılım ve çözüm olacağını gösteriyor. Benim tavsiyem Yengeç Burçları'na bu yıl gerçekten bir psikolog, psikoterapist, psikanalist, psikodinamiğe gidin. Koçunuz olsun, düzenli terapiye gidin. Koça değil tabii ki de, psikoloğa, psikoterapiste terapiye gidin. Koç koçluk yapıyor sonuç olarak. Bol iyilik yapın. Bol yani, delicesine. Elinizde mamalar, sokaklarda gezin yani. Gidin evinizde fazla olan her şeyi Darülacize'ye, Darüşşafaka'ya verin. İnsanları sevindirin, insanların iş bulmasına yardım edin. Yani ben böyle söylüyorum mesela, iyilik insanlara sosyal sorumluluk projesi ya da hani iyilikle ilgili söylüyorum diye geliyor ama öyle değil. Siz iyilik yaptığınız zaman mesela buradaki olumsuz bir şeyi 100 derecesine, 90, 80 derecesine yaşayacaksanız o 70'e, 60'a, 50'ye, 40'a, 30'a, 20'ye düşüyor. Hani belki çok daha farklı bir iyilik, farkındalık, vicdan, sevgi içinde olursunuz. O zaman sıfırlanır. Sadece orada size onun öğretisi ve farkındalığı gelir ve özgürleşirsiniz. O yüzden kendinizi iyiliğe adayın. Öyle söyleyeyim. Bu çok önemli bir şey. Farkındalık en iyisi. Yengeç Burçları, sizi seviyorum. Sizi seven bir can.